Bir gün İzmir'de kaldığım dönemlerdeydi. Bir zat geldi yanıma. Benden özür diledi. Ben dedim ki, zat-ı halinizi tanımıyorum. Niçin benden özür diliyorsunuz? Dedi ki, ben 5 yıldır seni takip ediyorum dedi. Vazifem seni takip. Şimdiye kadar hangi partiyi tutuyorsun, hangi lideri tasvip ediyorsun tespit edemedim. Ama bir şeyi tespit ettim. Gençlerle, talebelerle çok yakından ciddi meşgul oluyorsun. Özür dilememin sebebi, bir gün uzaktan belli bir yerden kontrol ediyorum. Hava da kıştı. İzmir'e az kar yağar ama bugün de kar yağmıştı. Sadece bir talebeyle siz kaldınız. Dikkat ettim, çocuk yalın ayak namazını eda etmiş. Çoraplarını giyecek ama böyle baktım, sıkıyor çoraplarını. Çamur akıyordu. Siz onu görünce gidip o talebenin sırtını okşadınız, sesinizi duymuyorum. Herhalde bekle burada dediniz. Siz süratle ayrılıp bir çorapla bir ayakkabı getirdiniz. O çocuğa giydirdiniz. Onu tebessümle uğurladınız. Eğer o çorap ve ayakkabıyı getirmeseydiniz, o çamurlu çorabı sıkıp ıslak olarak giyip okuluna, dersine öyle gidecekti o çocuk. O anda rikkatime dokundu. Dedim ki, bu insanlar bu ülkeye, bu insanlara kötülük yapmazlar. Kanaatiyle gelip senden özür diliyorum dedi. Ve ilave etti. Benim de lisede okuyan bir oğlum var. Onunla da meşgul olur musunuz hocam dedi. Ne demek dedim. Dedim, vazifemiz. Ve çocukla biraz meşgul oldum. Allah'ı, ahireti, dünyaya geliş gayemizi, sorumluluklarımızı, ailede anne babanın hürmet ve saygıya layık olduklarını, onlar bizim varlık sebebimiz olduğunu çocuğa nasihat ettim yani. Selamun aleyküm, hayırlı cumalar, iyisiniz. Allah razı olsun. Elhamdülillah, çocuk nasıl? Tabii bir ay sonra ve yine geldi bu zat. Elhamdülillah, elhamdülillah. Hocam dedi, çok mahcubuz dedi. Çünkü çocuğumuz namaza başladı, namaz kılıyor. Ve biz kılmıyoruz anne baba olarak. Siz de sıvayın kolları. Bizi yaratan Rabbimizin emrini yerine getirelim demiştim. Aradan 10-15 yıl geçti. Bir gün birisi arkamdan bağırıyor hocam diye. Baktım, o benim meşgul olduğum delikanlı, üniversiteyi bitirmiş. Dedi, babam dedi, sizi rica ediyor. Aldı götürdü, baktım. Orada oturduk, bir çayını içtik. Kendisi teşekkür etti. Elhamdülillah dedi, boşluktaydık. Dünyaya niye geldiğimizin farkına vardık. Teşekkür ediyorum falan dedi. Ailecek yuvamızda mutluluk ve huzur bulmamıza vesile oldunuz demişti.